Başkan teşekkür ederim. Değerli katılımcılar hepiniz hoş geldiniz. Ben Hatice Şayak, İstanbul ili Ataşehir ilçesi Şehit Cengiz Haspalı Ortaokulu Türkçe öğretmeniyim. Ee, benim bu araştırmamda aslında kendimce çok önemsediğim bir çıkış noktası oldu. 10 yıldır milli eğitim bünyesinde çalışmaktayım ve çalıştığım süre boyunca dezavantajlı grupların olduğunu gördüm. Ve bu dezavantajlı gruplar arasında aslında kendimin de bir göçmen aile çocuğu olmamdan dolayı e, yabancı uyruklu öğrencileri ...fazlaca önemsemekteyim. Araştırma konumda da yabancı uyruklu öğrencilere değinmek istedim. Ee, öğretmenlerin gözünden eğitimde yabancı uyruklu öğrenciler başlığıyla... ...acaba diğer meslektaşlarım da benim gibi yabancı uyruklu öğrencilerle yaşadıkları deneyimlerde... E, ...neler hissediyorlar ve bu hislerinin sınıf ortamına yansıması ne durumda devam ediyor? E, bu araştırmanın çıkış noktasını bu konu oluşturmakta. Göçler insanlık tarihini etkileyen en önemli olgulardan biridir ve insanların göçle birlikte yaşadıkları yer değişiklikleri aslında yalnızca bir adres değişikliğinden ibaret değildir. Kültürlerin de birbirleriyle yer değiştirme sürecini kapsamaktadır. Türkiye'de bulunduğu coğrafi ve stratejik konum üç kıtada hüküm sürmüş Osmanlı Devleti'nin bu topraklarda kurulmuş olması ve özellikle yakın zamanda kendine komşu ülkelerde yaşanan savaşlar ve iç gerginliklerden dolayı yoğun göç hareketliliğine maruz kalan ülkelerden biridir. Türkiye'nin yoğun göç alması beraberinde çeşitli problemleri de getirmektedir. Bu problemler ekonomik problemlerle başlayıp göç eden ailelerin barınma, dil, uyum, sağlık, güvenlik, psikolojik aile içi sorunlarıyla devam etmekte ve aslında biz öğretmenleri ilgilendiren en önemli kısmı da göç etmiş ailelerin çocukları olan yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimde yaşadıkları problemlerdir. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Nisan 2022 verilerine göre Türkiye'de 5-17 yaş zorunlu eğitim çağında 900 28.485 adet yabancı uyruklu öğrencimiz bulunmaktadır. E, bu sunumu hazırladıktan sonra 2023 verilerine ulaştım ve 1 milyonu aşkın yabancı uyruklu öğrencimizin olduğu e, sayısı gözüme çarptı. Bu durumda Türkiye'deki yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim sistemine ne kadar büyük bir paya sahip olduğunu göstermektedir. Türkiye'de eğitim sistemi ve eğitim çağı içinde bu kadar önemli bir paya sahip olan yabancı uyruklu öğrenciler eğitim sürecine dahil olduklarında da okullarda çeşitli problemlerin ortaya çıkması kaçınılmaz oluyor. Bu yüzden bu problemlerin çözüme kavuşturulması için öğretmenlerin deneyimlerinden faydalanmak, öğretmenlerimizin eğitim öğretim süreci içerisinde ne şekilde deneyimler edindiğini elde etmek, onların görüşlerini almak, çözüm önerilerini dinlemek, hem eğitim politikaları hem de yabancı uyruklu öğrencilerle alakalı yürütülen öğretim programlarına ışık tutacağı düşünülmektedir ve bu araştırmanın çıkış noktası da aslında bu kısımdır. Araştırmamın önemini şu şekilde ifade edebilirim. Türkiye'de yabancı uyruklu ailelerin sayısı arttıkça bu ailelerin çocuklarının eğitime katılımı da artırmakta ve bu problem güncel bir sorun olarak da devam etmektedir. Yabancı uyruklu öğrencilerin eğitiminde en büyük sorumluluklardan birisi de biz öğretmenlere aittir. Bu bağlamda öğretmenlerin yabancı uyruklu öğrencilerle sınıf içerisinde yaşadıkları deneyimleri incelemek eğitim paydaşlarına önemli ipuçları sağlayacaktır. Ayrıca öğretmenlerin araştırma sonunda sundukları çözüm önerileri hem sınıf hem okul iklimi içerisinde fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Araştırmanın bulguları Türkiye'de yabancı uyruklu öğrencilerle alakalı yürütülen eğitim politikaları ve öğretim programlarına ışık tutacaktır. Aslında yurt içinde konuyla ilgili yapılan araştırmalarda çalışma grubunu özellikle Suriyeli öğrencilerin oluşturduğu görülmektedir ama yabancı uyruklu öğrenciler birden fazla milletten bulunabilir. Bu yüzden bu araştırmayı diğerlerinden farklı ve önemli bir başka husus tüm yabancı uyruklu öğrencileri kapsamasıdır. Araştırma dahilinde öğretmenlerin yabancı uyruklu bir öğrenciyle ilk kez karşılaştıklarında neler hissettikleri, bu öğrencilere karşı ilk izlenimleri nelerdir, bu öğrencilerin sınıfta bulunması öğretmen motivasyonlarını ne yönde etkilemektedir, sınıfında yabancı uyruklu öğrenciler bulunan öğretmenler eğitim-öğretim süreçlerini ne şekilde planlamaktadırlar, bu öğrencilerin sınıfta bulunmasının avantajları ve dezavantajları nelerdir ve öğretmenlerimiz bu öğrencilerle eğitim öğretim sürecinde yaşadıkları problemlere karşı hangi çözüm önerilerini getirmektedir sorularına cevap aranmıştır. Bu araştırmanın amacı bu bağlamda sınıfında yabancı uyruklu öğrenciler bulunan öğretmenlerin deneyimlerini incelemek olarak belirlenmiştir. Araştırmada deneyimlere odaklandığım için nitel araştırma desenlerinden fenomenolojik desen tercih ettim. Bu araştırmanın çalışma grubu 2021-2022 eğitim öğretim yılında Karaman ili merkez ilçesinde resmi ortaokullarda görev yapan 12 öğretmenden oluşmaktadır. Bu öğretmenler seçilirken Branşlarının, yaşlarının, kıdemlerinin ve özellikle yabancı uyruklu öğrencilerle çalışma sürelerinin farklı olmasına dikkat ettim. Araştırmanın çalışma grubunu belirlerken amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örneklemeyi tercih ettim. Araştırmamdaki ölçüt öğretmenlerimizin sınıfında birden fazla yabancı uyruklu öğrenci bulunmasıydı. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplandı. Bu görüşme formu öğretmen deneyimlerini ortaya çıkarmaya amaçlayan 10 soru ve bu soruya bağlı sondaj sorulardan oluşmaktadır. Verilerin analizinde içerik analizi tekniğini kullandım ve araştırmamda tabloda görülen 5 tema ve bu temalara bağlı 16 alt teme ulaştım. Araştırmamın ilk teması, ilk temas olarak adlandırdım. Çünkü öğretmenlere burada yabancı uyruklu bir öğrenciyle karşılaştıklarındaki ilk hisleri sordum. Bu bağlamda öğretmen görüşlerini 3 alt temada topladım. Her çocuk eşittir temasında öğretmenler yabancı uyruklu bir öğrenciyle ilk karşılaştıklarında onları mevcut öğrencilerinden ayırmadıklarını, her çocuğun eşit bir şekilde eğitim hakkına sahip olduğunu ve bunu da zaten hem ülke politikası hem de dünya politikasında desteklendiğini belirttiler. Uçurum var temasında öğretmenlerin yabancı uyruklu öğrencilerle iletişimlerinin sınıftaki mevcut öğrencilerden farklı olduğunu, hatta bazı öğretmenlerimizin yabancı uyruklu öğrencilerle iletişime dahi geçemediği sonucuna ulaştım. Tahterevalli gibi temasında ise yabancı uyruklu öğrencilerle bir öğretmenin iletişiminin aslında yabancı uyruklu öğrencinin kendi bireysel özelliklerine göre değişiklik gösterdiğinden bahsettim. İkinci tema öğretmen motivasyonu temasında öğretmenlere sınıflarında yabancı uyruklu bir öğrenci bulunmasının kendi motivasyonunu ne yönde etkilediği görüşlerini sordum ve öğretmen görüşleri yine üç alt tema etrafında toplandı. Sınıfında yabancı uyruklu bir öğrenci bulunmasını özellikle kapsayıcı eğitim dahilinde farklılıklar, zenginlikler metodundan yola çıkarak zenginlik olan öğretmenler olmakla birlikte e, sınıflarında yabancı uyruklu bir öğrenci bulunmasını istemeyen öğretmenlerimiz de mevcuttu. Bunu da zorunda kalmıştık teması altında topladım. Sınıflarında yabancı uyruklu bir öğrenci bulunmasının motivasyonlarında artı veya eksi herhangi bir e, işlem olmadığını belirten öğretmenlerimizin fikirleri ise acaba mı temasında toplandı. Araştırmanın üçüncü teması öğretim süreci temasında yabancı uyruklu öğrencilerin olduğu sınıflarda öğretmenlerimiz eğitim öğretim süreçlerini ne şekilde planlıyorlar? Mevcut müfredatlarında yabancı uyruklu öğrenci için değişiklikler yapıyorlar mı? Sınıfların yönetiminde yaşadıkları deneyimler nelerdir sorularına cevap arandı ve yine öğretmen görüşleri üç tema altında toplandı. Yabancı uyruklu öğrencisinin olduğu sınıflarda mevcut programlarda değişiklik yapan öğretmenlerimizin fikirleri sınıfı koklamak, Yabancı uyruklu öğrencilerle akran eğitimini önemseyen öğretmenlerimizin fikirleri, çocuk kalbi, yabancı uyruklu öğrencilerin olduğu sınıflarda sınıf yönetiminin olumsuz etkilendiğini belirten öğretmenlerimizin fikirleri ise olumsuz sınıf etkinliği teması altında toplandı. Araştırmanın dördüncü teması fırsatlar ve tehditler temasında yabancı uyruklu öğrencilerin olduğu sınıflarda öğretmenlerin yaşadıkları avantajlar ve dezavantajlar soruldu. Farklılıklar Zenginlikler Zenginliklerimiz alt temasında yabancı uyruklu bir öğrencinin sınıfta bulunmasının öğretmenlerin motivasyonlarını iyi bir şekilde etkilediği ve sınıfta bulunmasından memnun oldukları yabancı uyruklu öğrenciyle iletişim kurmada Dil sorununun aşılamamasından dolayı olumsuz ve dezavantaj bulunmasının en önemli problem dil temasında. Yabancı uyruklu öğrencinin yeterli performansı gösteremediği durumlarda öğretmenlerimizin kendi performanslarını sorguladığı ya da yabancı uyruklu öğrenciden dönüt alınamadığı durumlarda acaba ben mi öğretemiyorum şeklinde Çıkarımlarda bulunan öğretmenlerimizin fikirleri acaba ben mi başarısızım? Yabancı uyruklu öğrencilerin velileriyle hiçbir şekilde iletişim kuramayan öğretmenlerimizin fikirleri ve bu velilerin aslında eğitime dahil olması gerektiğini belirten öğretmenlerimizin fikirleri aile etkisi teması altında toplanmıştır. Araştırmanın son teması çözüm arayışı temasında yabancı uyruklu öğrencilerle çalışan öğretmenlerin bu öğrencilerin sınıfta gördükleri problemlerde ne şekilde çözüm önerileri getirilebilir sorusuna cevap arandı ve yine öğretmen görüşleri 3 alt temada toplandı. Yabancı uyruklu öğrencilerin ailelerini de sınıf içerisinde aktif hale getirmek, onların da görev ve sorumluluk paylaşımı yapmasını sağlamak, aile katılımı, veli akademileri gibi programlar düzenlemek e, şeklinde düşünen öğretmenlerimizin fikirleri ebeveynleşmiş çocuk, yabancı uyruklu öğrencilerin dil sorunundan dolayı öncelikle Türkçeye hakimiyetlerinin ölçülmesi, gerekirse farklı okullarda eğitim alması gerektiğini savunan öğretmenlerimizin fikirleri, karma okula hayır. Bu öğrencilerin zaten bir göç ve savaş travmasıyla ülkemize gelmiş bulunduğu, bu yüzden de öncelikle psikolojik destek alması gerektiğini savunan öğretmenlerimizin fikirleri ise psikososyal destek teması altında ele alındı. Sonuç olarak bu çalışmada sınıfında yabancı uyruklu öğrenciler bulunan öğretmenlerimizin sınıf içerisindeki deneyimleri incelenmiştir ve 5 tema ve 16 alt temaya ulaşılmıştır. Öğretmenlerin bu temalara bağlı fikirleri benzer olduğu konular olmakla birlikte tamamen birbirlerinden ayrı konular da mevcuttur. Bazı öğretmenlerimiz de sorulan sorular hakkında kararsızlıklarını dile getirmişlerdir. Araştırma sonucunda uygulayıcılara yönelik önerilerim. Yabancı uyruklu öğrenciler mevcut okullara ve sınıflara alınırken öncelikle yaşları ve hazır bulmuşlukları dikkate alınmalıdır. Yabancı uyruklu öğrencilerin Türk diline hakimiyetleri ölçülmelidir. Sınıflarında yabancı uyruklu öğrenciler bulunan öğretmenlerin özellikle hizmet içi eğitim almaları, hatta üniversitelerde ders olarak yabancı uyruklu bir öğrenciyle karşılaşıldığında neler yapılması gerektiği, bu konuyla alakalı seminer, sempozyum, çalıştay, kongre gibi gerekli çalışmalar katılmasının teşvik edilmesi gerektiği, belirtilmiştir. Araştırma kapsamında 5-17 yaş zorunlu eğitim çağında bulunan yabancı uyruklu öğrencilerden eğitim erişimi sağlanamayanların olduğu saptanmıştır. Bu yüzden bu öğrencilerin eğitim erişiminin sağlanabilmesi için eğitime ulaşma çalışmaları düzenlenebilir. Yabancı uyruklu öğrencilerin aileleriyle öğretmenlerin iletişim kurmada zorluklar yaşadıkları, bu yüzden az önce de söylediğim gibi veli katılımı, aile akademileri gibi hizmet içi eğitimler veya bu üye yönelik eğitimler düzenlenebilir. Okul psikolojik danışmanları bu öğrencilerle yakından ilgilenmeli. Özellikle savaş travmasıyla gelmiş öğrencilerde kendilerini yetersiz gördükleri durumlarda öğrencilerimizi gerekli kurum ve kuruluşlara yönlendirmelilerdir. Araştırmacılara yönelik olarak araştırmacılar farklı okul ve bölgelerde aynı kapsamda bir çalışma yapabilirler ve bu sayede çalışma bulgularıyla bir karşılaştırma sağlamış olabiliriz. Çalışma grubuna okul yöneticileri, yabancı uyruklu öğrencilerin kendileri, sınıflardaki mevcut öğrenciler açısından yabancı uyruklu öğrenciler veya veliler dahil edilerek çalışma grubu genişletilebilir. Kapsamı genişletmek için içinse nicel araştırma desenlerinden herhangi birisi tercih edilebilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa da alabilirim.